Tabii cezaevlerinin koşulları, hapishanelerin koşulları her geçen gün kötüye gidiyor. Periyodik aralıklarla hazırladığımız her rapor ne yazık ki bir öncekinden daha kötü durumda. Mahpusların birbirleriyle olan ilişkileri kopartılmaya çalışıyor. Hani tecrit diyebileceğimiz noktaya varmış durumda mahpuslar arası ilişkilerin sekteye uğratılması açısından. Diğer yandan mahpusların sağlığa erişim hakkı, televizyona, gazeteye, dışarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olabilecek diğer iletişim araçlarına erişimleri de ne yazık ki çok ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Mahpusların bu yönde iddiaları ve söylemleri var. Bunlar raporlarımızda da ortada. Hani bir mahpus cezaevine girdikten sonra artık tamamen özgürlüğü kısıtlanmış bir şekilde devletin denetimi altında ve bunların hem kendi aralarındaki ilişkilerinin hem de dışarıyla ilişkilerinin kanunlar ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda insan uğruna yaraşır bir şekilde olması gerekir. Ama ne yazık ki cezaevlerinde tespit ettiğimiz hususlar bu kanun, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin tam tersi. Umuyoruz ki raporlarımız doğrultusunda ve tavsiyelerimiz doğrultusunda hapishanelerin, cezaevlerinin durumları ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir şekilde mahpusların birbirleriyle ve dışarıyla iletişimlerinin sağlıklı olduğu bir duruma evrilir. Öte yandan mahpuslar tarafından bize iletilen en önemli ihlallerden biri de sağlığa erişim hakkı, revire çıkarılmama durumu, revire çıkarılsa bile hastane sevklerinin hiç yapılmaması, geç yapılması, doğru düzgün tedavi ve tedavilerinin yapılmaması ve ilaçlarının verilmemesi gibi ihlaller de ne yazık ki devam ediyor. Bu durumda düzeltilmiş, toparlanmış değil. 1980'lerin ruhunu diriltmek amacıyla işte Türkçe konuş, çok konuş şiarıyla hareket eden Esat Oktay Yıldıran ve türevlerinin bakış açısıyla yapılmış bir hareketti. Bu kesinlikle ulusal ve uluslararası mevzuata ve insan onuruna aykırı bir durumdur. Kişilerin ana dilleridir. Birbirleriyle iletişim kurabilecekleri başka bir dil bilmiyor. Mahpusun annesi, babası, dedesi, amcası, dayısı Kürtçe dışında başka bir dil bilmiyor. Mahpusla iletişim kurabileceği başka hiçbir dili yok ve bu da engelleniyor. Zaten kısa bir görüşme, 10 dakikalık, 15 dakikalık görüşmeler, bunlar da işte Kürtçe bir kelime geçtiği için, Kürtçe bir iletişim olduğu için engelleniyor, yasaklanıyor. Buna ilişkin Şırnak İHAde Şubemiz cezaevini ziyaret edip bir rapor hazırlayıp kamuoyuyla paylaştı. Orada ihade olarak tespit ettiğimiz hususlar, ihlaller ve buna ilişkin önerilerimiz de mevcut. Takip eden, ilgilenen arkadaşlar o rapordan da faydalanabilirler. İşte ben bir kısa özet geçeyim tabii raporu. İşte mahpuslar kendi aileleriyle Kürtçe konuşmalarına müsaade edilmiyor. Yan yana oturmalarına, temas etmelerine müsaade edilmiyor. Telefon görüşmelerinde Kürtçe konuşulduğu zaman anında kapatılıyor. Yani bunlar dediğim gibi hem ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı hem de insanlığın yüzyıllar boyunca ortaya koyup biriktirdiği insan onuruna yaraşır bir şekilde ifade edeceğimiz bir durumdan uzaklaşılarak yapılıyor. Başta da belirttim, 1980'lerde ve 90'larda cezaevlerinde yaşanan ihlallerin neredeyse birebir aynıları ve o ruhla yapılmış hareketlerdir. Toplumda infiale sebep olabilecek bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımdan yetkililerin derhal vazgeçmeleri gerektiğini biz düşünüyoruz.